Şimdi Musa 19.000'ciyim, yeni medya ve radyo televizyon istiyorum. Üniversite adı zikretmiyoruz biliyorsun. Mutlaka senin üniversiteye gidip incelemeni, görmeni ve senin ikna olmanı, akademik kadrosuna bakmanı, stüdyolarına bakmanı, kurgu stüdyolarına bakmanı, çekim olanaklarına bakmanı tavsiye ediyorum. Ama şunu söyleyebilirim, bizde Görkem var şimdi 18 Mart'tan staj yapıyor. Ona da söylüyorum hep. Sevgili arkadaşlar, artık medya, yeni medya, dijital medya. Bu bölümü seçecek, bakın ben 24 yılım bitti, 25. yıldayım, bu işi yapıyorum. Geleneksel medyada çalıştım. Çok uzun yıllar televizyon kanallarında çalıştım, televizyon yapımcılığı yaptım, programlar ürettim. Fakat artık dijital medyada yoksanız yoksunuz. Yani geleneksel medyayı hedefleyen arkadaşlarımın çoğu işsiz kalacak. Mutlaka o bölümü seçecek arkadaşlarım da bileğine dijital medyada programcılık, dijital medyada pazarlama gibi alanları taksın, olur mu? Yani çünkü bizim sektör cidden geleneksel medya hızla küçülüyor. İş olanakları geleneksel medyada hızla azalıyor ama diğer taraftan %800 büyüyen bir dijital platform var. Siz bu platformda haber yapmayı öğreneceksiniz. Bu platformda program üretmeyi öğreneceksiniz. Bu platformda iletişim kurmayı öğreneceksiniz ki işsiz kalmayın. Musa, sana özellikle önerim bu. Hocam dediğinizi ek bir yapayım, müsaade ederseniz. Mesela biz biraz önce içeride arkadaşlarımızla konuşurken şöyle bir şey. Umut Bey şeyden bahsetti. Evlerine televizyon almayan genç nesilden bahsetti. Neden? Çünkü IPTV var, dijital medya. Hocam size şunu söyleyeyim. Bütün yurtlarda, devlet yurtları dahil televizyon kalktı. Neden? IPTV kullanıyor. Televizyon odaları kalktı arkadaşlar. Çünkü televizyon izlemiyorlar. İşte IPTV dijitale dönüyor her şey. Evet. Türkiye'de çok yaygın değil ama bu Avrupa'da, Amerika'da çok yaygın IPTV kullanıyor. Evet, Türkiye'de de çok yaygın hocam. İnanılmaz yani. Neydi o bizim meşhur televizyon şeyinin platformunun adı? Hı. Neydi? Puhu TV, Blue TV. Yok hayır, uluslararası olan unuttum. Ha, Netflix hocam dünyanın en çok kullanıcısı. Benim dediğim farklı, IPTV dediğim farklı bir versiyonu. 5000 kanalı bir arada seyredebiliyorsun. Evet, bir kere şey oluyorsun. Bir kere abone oluyorsunuz, hepsini seyredebiliyorsunuz. Ondan sonra dünyayı seyredebiliyorsun. Yani düşünün, evinde şu anda mesela ben IPTV kullanan birisiyim. Evet, onu tercih ediyorum. Çünkü her şeyi bir arada görebiliyorsunuz IPTV'de. Evet. O zaman bu da yani yeni medya seçecek arkadaşlarıma şöyle bir şey getiriyor bakın. Bir fırsat getiriyor. Tüm dünyada izlenen bir iş yapma fırsatı getiriyor. Evet. Yani iyi İngilizce, iyi dil biliyorsan sadece Türkiye'de izlenen bir şey değil, dünyada izlenen bir şeyi yapıp ciddi paralar kazanabilirsin getiriyor. Yani o şekilde mezun olmaları lazım. Aynen öyle. Yoksa işsizlik kaderimiz olur. Ama bizi izleyenler çok bilinçliler hocam. Çok bilinçli sorular sorulur. Onlar ama şunu araştıran ekip. Yani o arkadaşımızın sorusundan pazarlamada bilgimiz oldu. Şöyle bir cevap vereyim. Konvansiyonel pazarlamayı da unutmadan dijital pazarlama. Yani sırf dijital pazarlamayı ama siz de tecrübelisiniz. Evet. Klasik pazarlamayı da unutmamak lazım. Zaten hocam ben size bir şey söyleyeyim. Mesela ben İstanbul Üniversitesi basın yayını 90'lı yıllarda bitirmiş biriyim. Ve tabii teknoloji ileri değildi. Sadece televizyonlar, yani benim dönemimde özel televizyonlar ilk kez açıldı. Hani öyle bir dönemde medya okudum. Ve gerçekten okulda gördüğüm kurgu seti yani kâli beladan kalma bir şeydi. Fakat öğrendiğiniz temel mantık, teknoloji ne kadar değişirse değişsin değişmiyor. Hani bahsettiğiniz pazarlamanın da temelini iyi öğrenirsen bu platform dijital olur. Belki yarın hayal edemeyeceğimiz bir platform olur. Aynen. Değişmiyor. Hani onun temeli iyi öğreneceğiz. Mühendislikte de öyle. Evet. Değil yani mi? Temel sağlam olacak. Yani arkadaşlara, o soruyu soran arkadaşa hayat Instagram, TikTok değil yani. Tabii. Baktığınız zaman. Şu anki şey o. Rate'ler onu gösteriyor. Instagram, TikTok ve hani Facebook daha azaldı. Şu ikisi kafaya yani en kafada giden konular ama hayat o değil yani pazarlama veya medya açısından baktığınızda. Sevgili arkadaşlar yani artık dijitalle bizleri yönetip bizleri yönlendiriyorlar. İstedikleri şekilde alışveriş yaptırıyorlar. Hani bu alanları seçecek arkadaşlarım psikolojiyi de eklerlerse, felsefeyi de eklerlerse avantajlı olacaklar önümüzdeki dönem.